Şimdi asgari ücrete gelecek olursak asgari ücret düzeyi de e, tabii çok düşük 17 bin lira. Şimdi 17 bin lira e, kaç euro yapıyor? 500'ün 500, 500 evet, 600 euroya e, yakın yapıyor. Bu arada e, az önce arkadaşlarım paylaştı. Şimdi bu 2019 yılında 1000 TL'ydi ya. E, evet. 2019'da dolar ne kadardı? 5,5-6 gibi. Doğru. Şu an ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> tabii. 32. 32 lira. Şimdi tabii mesela Yunanistan komşumuza baktığımızda bizim bir buçuk katı asgari ücretimiz var. Avrupa Birliği üyelerine baktığımızda asgari ücret düzey olarak bizden daha kötü durumda olan birkaç ülke var. Bulgaristan, Arnavutluk gibi. Diğerleri bizim üzerimizde. yani asgari ücret de yaşanabilir bir seviyede değil. Şimdi asgari ücret alan yüzde, yani Türkiye'nin çalışanının yüzde 45'i. 10 milyon düşünün. %60, asgari ücretin %20 fazlası alan, yani 20 bin lira alan da %60'ı çalışanların. Yani 20 bin ve altında alıyor net olarak söyleyelim. Yani 25 bine çıksanız %70'i 25 bin lira aldı Yani asgari ücret sorun değil, ücretlerimiz düşük bizim. Aşık sınırının altındaki bir ücretle ilgili olarak siz veya yoksulluk sınırının altındaki ücretle ilgili olarak bunu enflasyona sebep olur düşüncesiyle bunu yapamazsınız. Diğer taraftan devlet olarak da aslında bir sıkıntıya gireceksiniz. Niye? Şimdi askırcı artırmak zorundasınız. Artırmazsanız 300 milyar içeridesiniz. Neden? Emekli maaşını artıracaksınız. Doğal olarak artıracaksınız. Yani kanun gereği %25 artıracaksınız. Onu ilk finanse edeceğiniz yer primlerdir. Primleri asgari ücret üzerinden alındığı için onu artırmadığınızda aslında 300 milyar içeridesiniz. O zaman diyorsunuz ki ya bir sürü vergi çıkartmaya çalışıyoruz. E, Tasarruf politikası uygulamaya çalışıyoruz. Bunların toplamı 300 milyarı bulmuyor. E, hep enflasyona etkisi var diye konuşuyorlar. Var Valla ben baktım yani şöyle 5-6 hiç böyle enflasyona etkisi, e, düzenli bir etkisi yok yani. Böyle bir enflasyona etkisi vardır, küçük bir etkisi vardır varsa da. Ama 5-6 e, yıllık bir şey incelediğimde tüfe ve asgari ücret artış oranını, hayır yani asgari ücret artmış mesela enflasyon düşmüş. Bazı yıllar birbirine denk gelmiş. Bazı yıllar artmış. Böyle düzenli bir ilişkisi yok. Bu konudaki yapılan çalışmalar da bunu söylüyor. Peki gerekli düzeltmenin yapılmamasının gerekçesi ne? Bence şey işte enflasyonu artırır düşüncesini hakimler. Yani e, bir de işi çıkar. Enflasyon etkisi yok ama hala o düşünceye mi hakimler? Var bir de işi çıkar diye düşünüyorlar. Yani maliyetler artırırsa işveren acaba işçinin iş haklini sona erdirir mi? E, ama ben bunun böyle olduğunu çok düşünmüyorum. İşverene... Şimdi e, yeni bir vergi paketi açıklıyorsunuz, 180 milyar civar bir gelir bekliyorsunuz. Tasarruf paketi açıklıyorsunuz, 100 milyar gelir bekliyorsunuz. Tam onu söyleyeceğim, şimdi e, tasarruf paketi pek de umursanmış gibi görünmüyor. Görünmüyor. E, yani temsil gideri 7 kat artmış. Şimdi bakıyorum ben notlarıma. E, yani ciltleme harcamasında çok büyük bir e, rakam e, var e, burada. E, 1 milyar 938 milyon 500, 651 bin. Ee, ve e, rakamlar açıklandı ee, Mayıs ayında e, ve bütçeyi biz görüyoruz ortada. Ya bütçe bakın diyorsunuz ki tasarruf tasarruf nerede var biliyor musunuz? Kime yapılacak? Yine personele yapılacak. Yani devlet memurlarına personel yapılacak. Personel servisleri? Mesela personel servisi. Personel servisi bugün zaten çok az ilde uygulanıyor. Yani Ankara, İstanbul gibi böyle e, metropol yerlerde insanlar kolay gelsin diye Tabii yani İstanbul'da insan toparlamak da zor, o insan işe başlayacak falan. Böyle bir servis kültürü var. 2 milyar, milyar kadar da bunun maliyeti var. İstanbul, İzmir'de de biraz var servis, kamu kuruluşlarının. Şimdi bu memurun 1500 lira falan bir et, ekstra katkısı demek. Personel para vermiyor. Bir taraftan da zamanında ulaşım demek. Biz şimdi hepsini bırakıp bu 2 milyarlık bir tasarrufa göz diktiğimiz zaman memur da üzülüyor. Diyor ki mesela ya bundan önce acaba siz yönetim kurululuğunu, Ödenen tutarları siz bir sınırlama getirecektiniz. Mesela 800-900 bin lira yönetim kurulu üyelerine e, huzur hakkı vermeyecektiniz ama orada bir düzenleme yapmadınız. Halbuki açıklamıştınız. Yani e, yapacağız diye açıkladınız ama tasarruf genelgesinde de da kanunda henüz bir değişiklik görmedik bu konuda. Diyor haliyle. Yani diyor ki neden benden başlıyor? Çünkü memurun yani servis... Haklı servisi... değil Çok haklı bir soru. Evet çok haklı bir soru. Diyor ki önce yöneticim yapsın ki sonra bana gelsin diyor. Sonra diyor ki mesela alımlarda bir sıkıntı olacak. Yani ne? Emekli olacak kadar alım yapacağız deniyor. Tasarruf genelgesinde öyle. Emekli yılda 20 bin kişi oluyor. Yani yılda 20 bin memur mu alınacak? Sadece öğretmen 50 bin kişi alınıyordu. Artık okuyan insanlar da bence üniversitelerde okuyanlar devlet memurluğuna yönelik bir hedef belirlememelerini ben Üniversite diyor. sınavına başvuranların sayısında çok ciddi bir düşüş oldu paylaştık. Yani artık e, pek çok e, genç üniversite okumayı e, hani bir gelecek e, sahibi olarak görürdü ki işte üniversite evet, okuyacağız doğru, meslek sahibi doğru. olacağız işte bir geleceğimiz olacak para kazanacağız artık e, böyle düşünmüyor çünkü yani üniversite mezunu işsiz ya da bambaşka e, dallarda hayatını sağlamaya çalışıyor. O yüzden düşünmüyor. Niye gideyim ki diyor kaç yılımı vereceğim. Çok doğru yani istihdam politikaları eğitim politikası hiç uyumlu değil bir kere. Yani biz. Türkiye'nin gittiği yöne, hedeflerimiz doğrultusunda bir eğitim politikası da uygulamıyoruz. Ya da iş ihtiyacını karşılayacak bir istihdam politikası da uygulamıyoruz eğitim politikası da. Burada ciddi bir açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani İşsizliğin de e, bazı etkenleri burada oluşuyor zaten temelde. Evet, e, bu arada şunu da e, sorayım. E, memur ikramiyeleriyle ilgili evet. bir soru da var. Geç mi ödeniyor? Ya memur ikramiyeleri şöyle oldu bana da son dönemlerde çok geldi. Şimdi memurlar 25 yıl çalışıyor. 3600 ek göstergeniz varsa 650 bin liranın biraz üzerinde ikramiye alıyorsunuz. Aynı kıdem tazminatı gibi düşünüyorum. Ne zaman bana. alıyorlar? Bunu tam emekli oldukları zaman dilekçe veriyorlar. Hı hı. Emeklilik dilekçesi birlikte ikramiyeleri de ödeniyor. Kurumlarına bu dilekçeler gidiyor. Kurumları diyor ki evet çalışmıştı bu kişi. Ondan sonra SGK'ya geliyor SGK ödeme yapıyor bütçesini o ilgili kurumlardan karşılıyor. Şimdi 3 bin ek göstergeli bir memur işte 450 bin, 500 bin liraya yakın alırken diğeri de 650 binin biraz üzerinde alıyor. Kıdem tazminatı gibi düşünün bunu. Tabii son dönemlerde bana öyle dosyalar geldi ki çokça böyle bir yıldır bekliyor. Düşünün sizin bir alacağınız var devletten bir yıldır ödemiyor. Maaşı ödüyor, emekli ikramiyesini ödemiyor. Yok yazı burada, yok yazı şurada. Biraz hızlanması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Ödediği zaman çünkü eski rakamdan ödüyor. Şimdi bir yıllık siz enflasyonu düşünün %70'lerde paranız otuzlar pul oluyor. 600 bin liranın iki, 200 bin lira seviyesine düşüyor. 6 ay geç öderseniz bu 600 bin liranız 400-500 bin liralara düşüyor. Yani burada kurumun, kurumların hem SGK'nın hem de e, ilgili bakanlıkların hızlı aksiyon alması gerekiyor. Yani bu konuda ben ciddi ikramiyelerin geç ödendiğini memurlara görüyorum ve duyuyorum. Yani bir yıldır bekleyen var. Bekler mi ya bir yıldır? Yani siz maaş ödemişsiniz. Adamın kıdem tazminatı diyelim bu. Bu konuda da mağdur edilmemeleri gerekiyor. Yani çünkü paranın değeri ya da deyin ki ya bunu faiziyle ödeyim. Ya da 7 kat sayılarla ödeyim senin 600 liran bin lira olsun, 1 milyon lira olsun. Bu da yapılmıyor. Tabi e, tabii dava yolu da açık görünüyor. Bu konuda bir aksiyon ve hızlanma gerektiğini düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Son bir notunuz var demek istediğiniz bir şey veya size gelen, gelen bir soru? Yani e, tabi bize gelen sorular çokça oluyor ama e, herkesin bayramını tebrik edeyim ben. Umarız diyelim asgari ücrete bir zam gelir. Asgari ücrete çünkü şimdi gelmezse önümüzdeki günlerde e, iyice eriyeceğini görürüz. %50 seviyelerine düşecek 17 bin lira, 8 bin 500 liraya düşecek aralık ayında. Tabi e, asgari ücret artışının yılda e, İki yılda bir defa zorunlu yapılıyor. Her ay da yapılabilir bu. Yani iki yılda zorunlusunuz ama hiçbir dönem olmadı ki enflasyon iki haneli rakamı buldu. 20'yi buldu altı ayda. Asgari ücret artırılmadığı bir dönem olmadı. Son 20 seneye baksınlar enflasyon çift haneli görmediği halde bile iki defa artış yapılan dönemler oldu. Enflasyon %20'leri bulduğu hiç gerçekleşmedi ikinci bir zam olmasın. Şimdi tek bir artışla yıl sonunu ücretlerin geçirmesi zor görünüyor. Nasıl geçirecekler olarak, değil mi? Bir de asgari artış yapmadığınızda kimse artış yapmıyor. Çok az şirket artış yapacak. Bunu göreceğiz yani. Az şirket böyle bir bir güncelleme, hafif bir güncelleme yapabilir. Ama herkesin gözü kulağı o ücretlerde oluyor. O devletin açıklayacağı veya… Siz e, Temmuz'da bir zam bekliyor musunuz? Ben Temmuz'da beklemiyorum ama yıl sonunda geleceğini düşünmüyorum. Y yıl sonunda? Y yıl sonunun bu e, ücretlerle getirebileceğini düşünmüyorum. Yani o zaman sonbahar döneminde yeni Mutlaka bir zam mı olacak? Mutlaka olması lazım. Olmak yani. zorunda kalacak. Evet, 6 ayda zorunda değil, 10 ayda da yapabilirsiniz. Her ayda yapabilirsiniz. En geç 2 yılda bir yaparsınız. Peki neden sonbahar beklenecek? Yani bilmiyorum. Belki enflasyon rakamları bir görmek isteyecek olabilirler. Ne, ne, piyasayı nasıl etkiliyor bu e, ücret artışları. Ama ücret artışlarından çok bağımsız bir şekilde enflasyon yükseliyor. Yani ücret özellikle hizmet sektörünü biraz etkiliyor. Hizmet sektörü geniş ama sadece ona bakarak da asgari ücreti artırmamazlık yapamazsınız yani. Hele ki bu asgari ücretin seviyesi 25 bin liranın altındayken. Yani 17 bin liraysa böyle bir bekleyemezsiniz yani. Geçmişteki gibi politika uygulasanız yeterli. Yani artışlar uygulasanız. Aşık sınır altındaki bir asgari ücretin enflasyona sebep olduğuyla ilgili herhangi bir veri yok. Yani... Ee, enflasyona da sebep olmadığı görülüyor. Emekli bir düzeltme olursa asgari ücret olmazsa aradaki makasla değişir. 300 bin lira. Şimdi 300 milyar lira siz içeri gireceksiniz. Nereden bulacaksınız 300 milyarı? Asgari ücreti artırsanız işveren %90 ödüyor. %25 artırsanız %20 oranında etkiliyor bu piyasa ücretlerini. Asgari ücreti %25 artırırsınız, diğer ücretlerin ortalaması da artıyor. %20 geliriniz artıyor devlet olarak siz. Yani bu 300 bin lira yapıyor 6 aylık periyotta. Siz 300 milyar lirayıdan vazgeçiyorsunuz. Ama şu andaki açıkladığınız paketler 300 milyarı bile bulmuyor yani. Basit bir hareketle bakın bazı şeyleri yapıyorsunuz. Şimdi yeni vergi salarak koyarak, vergi oranlarını artırarak bunu ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani Vergi e, oranları ile mümkün mü bu? Yeni vergi paketi yolda. Yani vergi oranları e, oranlarıyla meclis mümkün. meclis tatile girmeden önce de e, e, kanunlaşması bekleniyor. Yani vergi oranını artırırsanız tabii gelir elde edersiniz yani bu Basit bir yöntem yani vergiyi e, tavana yaymadan. E, basit bir yöntem oranları artırmak olacak. Yurt dışı çıkış harçlarının işte e, 3 bin lira olması falan bunlar çok yani e, mahpus ise 2 bin katı artmış oluyor değil mi? 2 bin kata yakın bir artış için. 150 liradan 3 bin liraya yani El ciddi. Garsonun aldığı bahşişten bile vergi alınması planlanıyor bu taslağa göre. Bahşişten bile vergi. Yani tespit zor. İlginç. Yani işte yani her şey havası vergi olacak herhalde. Ee, bu arada bir grafiğimiz geldi. Şöyle bir bakalım mı o grafiğimize? 1 milyon 943 bin 579 emekli kayıtlı olarak çalışıyor. Evet. Emeklilerin son dönemdeki yarısı bu rakamın 1 milyonu son bir yıldaki emekliler. Son bir yılda? Evet. Ya yani şu 943 bin kişi önceki emekliler çünkü EYT çalışmak zorunda kalıyor. Bir taraftan da daha gencim diyor. 1 milyonu çalışıyor. Şimdi yeni EYT'liler de geliyor. Evet EYT'liler de bu yıl da yine bir, bir, o kadar EYT'li biraz daha az gelebilir. Yani 1 milyon 900 bin 1 milyonu çalış 1 milyonu yeniler. Yani 2 milyon yaklaşık emekli çalışıyor çalışmak zorunda. Bir taraftan bunlardan da bir prim alınıyor karşılıksız prim alınıyor bunlardan. Enteresandır. Yani bu SGDP dediğimiz bir prim toplanıyor. Mesela o %32 oranında yani 20 bin lira maaşınız varsa sizin 6400 lira bir para ödüyorsunuz. Bu da vergi niteliğinde olan bir şey. EYT'li kendi maliyetini kendi çıkartıyor bir, 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 noktaya kadar. 20 bin liranın 6 bin lirası vergi mi oluyor? Vergi. Yani vergi derken SGK primi ama vergi niteliğinde. Sana bir dönüş yok yani. Ödedim maaşımı etkiliyor mu etkilemiyor. O şeyde kalıyor. Her yerde vergi var. <laughs> Vergili <laughs> bir hayatımız var. Şimdi o zamanlara göre e, en az e, 2 milyonda kayıt dışı çalışan emekli var Vardır. Yani o zaman ne oluyor? Emeklilerin dörtte biri, yüzde 25'i çalışıyor. Zaten bir kısmı, yani çoğu 70 yaşın üzerinde çok sayıda emekli var. Onlar zaten belki çalışamıyor, çalışma imkanı yoksa çalışacak. Yani bir sağlık problemi, çok fazla bir sağlık problemiyle uğraşmıyorsa birçoğu yapabileceği işlerde olmayı tercih zorundu. ediyor. Yapmak zorunda çünkü şimdi Nasıl emeklilik yaşayacak? ne dönem biliyor musunuz aslında? Rahat edeceği dönem. Yani emeklilik şu demek. Emekliysen çalışmazsın. Aslında budur yani. E kelime anlamı öyle zaten. Öyle. Emekli olduğunda bu birçok ülkede de böyle. De, emekli hiç çalışmaz yani. Sen 65 yaşına girirsin ondan sonra çalışmazsın artık. Emeklisindir. Çalıştırmazlar da yani. Ama sana yetecek kadar bir aylık verirler. Buradaki problem o. Emekli yani e, gününü kurtaracak bir para kazanamıyor tabii mecburen çalışmak zorunda kalıyor yoksa hani e, emekli ve çalışmak ayrı kavramlar aslında emekli çalışmamalı normalde yani bunu yasaklamaz ama yasaklayamıyorsunuz neden çünkü düşük aylık ödüyorsunuz toplam emekli sayısı 16 milyon 154 bu artacak bu sayı tabii 154 bin 16 milyon 154 bin artacak şu anda 1.7 çalışan aktif pasif oranı yani ama bu daha da biraz daha düşecek. Çünkü biz çalışan sayısını artıramıyoruz Ramon. Ama çalışan sayısını artırmamız lazım. Şimdi emekli ilgili kanun çıkardık mecbur bura artacak. şimdi buradaki sayı ne kadar artar? Ne kadar artar? Şimdi 16 milyon 2 milyon arttı 14'ten geldi. Bir 2 milyon üzerine daha koyacağız. 18 milyonların biraz üzerine çıkacak bu bir buçuk iki yıllık periyotta normalde gelmesi gereken sayı mesela bunu 15 milyonken 18 milyon olacak. Türkiye'deki avantaj yani kamu açısından şu oluyor düşük aylık ödüyor. Onun için 1.7-2.5 oranına çıktığı zaman yaklaşık şeyi finanse ediyor emekli aylıklarıyla ödediği tutarı. E, tabii bu aktif sayısını artırmamız lazım. Üretim yapmamız lazım. Yeni fabrikalar açmamız lazım ki çalışan sayısı artsın. Çalışan ve pasif arasında, emekli olan arasında bir dengeyi korumanız lazım. Sürekli emeklilerinizin artması ve sizin çalışanlarının sayısının artmaması da ciddi bir riski beraberinde getiriyor. Yaşlanıyorsunuz bir taraftan da. Genç nüfusa iş bulamazsanız zaten işiniz zor. Yani çünkü hızlı yaşlanıyoruz şu anda biz. Bir kuşak var, hızlıca yaşlanacak. E genç oluyor. nüfusa da iş bulamıyoruz zaten. Genç nüfusa da iş bulamazsak bu devam ederse. Ya da asgari sana. ücret ortalama ücret haline döndüğü için e, bu ortalama ücretle evet çalışıyor ya da çalışmak istemiyor. Çalışmak istemiyor, normal bu. Bu zaman ne olacak mı? İleride çok büyük sıkıntı. Çünkü sizin yaşlı harcamalarınız artacak, yaşlılara yönelik politikanız genç bir yerden para gelmezse zenginliği oluşturamazsanız, e, sosyal güven yani yani yönetmek zor böyle bu durumu. Yani sizin bir an önce paraya kavuşmanız lazım. Ya yani bu, yani bir an önce zenginleşmesi lazım ülkenin. E yurt dışına bu yaşlı nüfus işte o emekli aileyle dünyayı geziyor. Hep bu örneği veririz ya. İşte onlar. E, yani şu anda mesela büyük şehirlere İstanbul'a veya işte bu e, Kapadokya bölgesine giden nüfusa baktığımız zaman Avrupalı nüfus belirli bir yaşın üzerinde emekli aileyle buralara gelen nüfus. Bizim emeklimiz karnını doyuramıyor. Onlar bile bu haliyle yaşlanmayı büyük bir problem olarak görüyorlar. Yani. Yaştan, Ki destek, sosyal destek çok fazla var. Çok fazla olduğu halde bir problem olarak görüyorlar. Ve yani dediğiniz gibi onların e, emeklileri bugün e, işte 1200-1400 euro'nun altında da almıyor. Yani bugün Almanya'ya baktığınız zaman. Onlar da her tarafı gezebiliyor tabii. Onlar satın alma gücü bize göre çok yüksek. E, onlar hem ülkelerinde, biz artık onlara da pahalı gelmeye başladık. yani o da ayrı bir başlık. Yani artık e, yurt dışındaki yabancılara da biz pahalı geliyoruz. Yani o enflasyon o kadar yükseldi ki euro üzerinden bile pahalı geliyor. Bugün İstanbul'daki otellerin doluluk oranına bence şu son bir aylık bir bakın. Yeterli seviyede değil. Yani otellerin doluluğu e, mesela. Turistik yerlerdeki pek çok turiste soruyor arkadaşlarımız. Onlar bile söylüyorlar. Yani hem yerli hem yabancı turist diyorlar ki rakamlar çok yüksek. Yani bizim e, işte e, Almanya'daki e, vatandaşlarımız bile buraya geldikleri zaman diyorlar ki yani biz euro ile burada geçin, ne yapacak, biz e, kalamıyoruz, siz ne yapıyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz diyorlar. Yani çok doğru. Bizimki bir mucizeyi başarıyoruz Peki. diyelim. Bir mucize diyoruz. Çok teşekkür ederim İsmail Sevinç katkılarınız için.